Evet, çekiyoruz. Burası şu an 120 180 bin. Şey, özür dilerim, 180 bin metrekare. 180 bin. Şu anda 150 kişi alma kapasitesine sahip. Alıyorsun. 150 kişi alıyor. Güç kaybı. Güç kaybı yok. Bunlar da bir şey. Bir de rotardan sistemi var bunda mesela. Otobüslerde olur hepsinde. Şey, hızlı bu düşüyor. Elektrik, elektrikli frendir. Evet. Çok daha iyi. Kayseri'den geçiyorum. O zaman Samsun'a çok muhabbetimiz var. Başkanım, bir ara Samsun'u sayılırsınız, bekleriz. İnşallah. İbrahim Bey çok bahsetti sizden, stajlar. Sağ olun. Gerçekten çok bahsetti geçmişte. Her toplantıda anlattı. Elazığ'da sizleri ağırlamaktan gurur duyduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum. Elazığ ne bir doğu şehri, ne bir batı şehri. Nev-i şahsına münhasır çok özel bir şehir. Biz Mamuratül Aziz ismiyle müsemma Sultan Abdülaziz döneminde Harput'tan Elazığ'a inmiş ve ismini Sultan Abdülaziz'den alarak Mamuratül Aziz olmuş. Akabinde ismi kısaltılarak El Aziz olmuş. Cumhuriyetten sonra sonuna K harfi getirilerek Elazık olmuş. Ve daha sonra Türkçe ses uyumuna uysun diye yumuşak G ile Elazığ olmuş. Ancak bizim kalbimizde, gönlümüzde Elaziz olarak kalmış olan bir şehirdesiniz. Kadim bir şehirdesiniz, güzel bir şehirdesiniz. Birçok medeniyetlere ev sahipliği yapmış. Milattan önce 2000'li yıllara dayanan, geçmişi olan ve Hititlerden, Urartulardan, Artuklulardan, Osmanlılardan, Selçuklulardan eserlerin olduğu, birçok dinlerin, birçok ırkların, birçok mezheplerin, birçok dillerin konuşulduğu özel bir şehir. Bir tek gayemiz var. Elazığ'ın en büyük özelliklerinden bir tanesi nedir derseniz, en öne çıkan şey Elazığ'ın insanıdır. Elazığ'ın insanı tarih boyunca vatanına, milletine, bayrağına, inancına bağlı, bu uğurda canını vermekten çekinmeyen ve bu uğurda kenetlenen, bir olan, beraber olan yine nadir illerimizden biridir. Bizde Kürt var, bizde Türk var, bizde Zaza var, bizde Alevi var, bizde Sünni var. Ancak 15 Temmuz akşamı demokrasi meydanında 28 gün boyunca bu kesimlerin hepsiyle biz orada birlikteydik. Söz konusu vatan, millet, bayrak, dava ve inanç olunca bütün bu kesimlerin kenetlendiği, bir araya geldiği, kardeş olduğu, muhabbet duyduğu ve birbirine hoşgörü gösterdiği nadir illerden biriyiz. Örnek bir iliz. Bunu gurur duyarak söylüyorum. Bugün misafirlerle eski Emniyet Müdürlüğü'nün önünden geçiyorduk. 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'de büyük eylemlerden biri Elazığ'da yapıldı maalesef. Eski Emniyet Müdürlüğümüzün oraya bombalı bir saldırı oldu. 3 tane polisimiz şehit oldu.
Bu vesileyle ben bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Bizlere de şefaatçi olsunlar inşallah. 240'ın üzerinde yaralımız oldu. 10 dakika sonra aynı yerde on binlerce sivil birikti. Orada bulunan bütün polisler buraya yaklaşmayın. İkinci bir bomba patlayabilir dediğinde o sivil kardeşlerimiz siz buradan uzaklaşın. İkinci bir bomba patlayacaksa etkilenen biz olalım. Bu yaralıları da biz buradan taşıyıp hastaneye götürelim. Oradaki bütün yaralıları kucaklarında kendi arabasına koyarak arabasının efendim kan akar, kirlenir mantığına bakmadan hastaneye yetiştiren siviller oldu.